Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan kündelikteki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kanalımızda da kıtanlar ekranımız olsun. ŞAET baş katibi Xitoyga qarshi tixmo qattiq qo'l bo'lish kerak dedi. Germaniya ovozining xabarida bildirilishicha, Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining bosh kotibi oldingi kuni o'tkazilgan to'r yig'inda Xitoyga qarshi tixmo qattiq qo'l bo'lish kerakligini ta'kidlagan. Xabarda qayd qilinishicha, Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti bosh kotibi Jens Stoltenberg a'zo davlatlarning tashqi ishlar ministrlari va mudofaa ministrlari bilan o'tkazilgan to'r yig'ini arafasida Xitoyga qarata tixmo qattiq qo'l bo'lishga chaqiriq qilgan. U 31 may Bryusselda qilgan so'zida Gerçi kişiler Xitay'nın kat götürüşünün Şimali Atlantik ehdi teşkilatı'na yeni fırsat ilip kildiğallıkı'na işensin mi? Bırak Xitay yeniler bizge eğir hırs ilip kildiğe digen. Bildirilişçe, 14. iyon Şimali Atlantik ehdi teşkilatı Brüssel'de başlıklar yığını ütküzüldüğen bulup, yığınca Amerika Prezidenti Biden'ı katnışı digen. Mezgür başlıklar yığınıza tayarlı kılış için Şimali Atlantik ehdi teşkilatı'na azad devletlerinin müdafiye ve diplomatiye vekilleri bugün tor yığını ütküzüp, Xitay ve Rusya bilen kanda muamele kılıç hakkıdaki istiratiyelerini muzakir kılgan. Stoltenberg yığında Xitay biz bilen orta kımet karıştı emez. Xitay demokratiye, fikir erkeliği ve akbarat erkeliğine işenmeydi. Xitay Uygurlarga ziyan keşli kıldı. Hong Kong öhtüçlerine bastırıp Tayvan'a tehdit saldı. Bunların hepsi Şimali Atlantik ehdi teşkilatının bihaterlik meselesine münasuvvetlik digen. O yine Xitay hakkıdaki bu bahağa nispeten azad devletlerinin birde köz karıştı ikirlikini tekitligen. Stoltenberg yine bu yığının Şimali Atlantik ehdi teşkilatının istiratiyeli tasavvurunu kaydedin sizip, 2010 yılı bekitken istiratiyesinin ornuğa koyuşunu ümit kıldıgalıkını inek bildirgen. Amerika NBA çolpanları Xitay şirketlerine kollamasıqa çakırdı. Germaniya avazından xabarda bildirilishicha, Xitayning Sharqiy Turkistondagi jinoyat qilmishlari irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitilgan bir paytda NBA cho'lponlari aloqador Xitay markalarini qo'llamaslikka chaqirilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Amerika parlamenti Xitay ishlari ijroiya komiteti 1 iyun davlatlik basketbolchilar birlashmasiga maktub yo'llab, Amerikadagi basketbol cho'lponlari Sharqiy Turkistonning paxtasini ishlatadigan Xitay shirkatlarining obraz vakili bo'lishini to'xtatishga chaqirgan. Hamda ularni majburiy amgak qilmishlarga sherik bo'lib qilishni ogohlantirgan. Xitay ishlari ijroiya komitetining raisi Jeff Merkley va kengash palata a'zosi James McGovern mazkur maktubda g'arb taratqularining yig'inda Xitayning Anta, Lening va Pika qatorliq tantarbiya buyumlari shirkatlarining Sharqiy Turkiston paxtasini davomli ishlatishni qo'llab kelganligi haqida xabar tarqatganligini 10 necha NBA topchisining bu xabar e'lon qilishdan ilgari mazkur shirkatlarga obraz vakili kelishimi imzolaganligini tilg'ilib o'tgan. Mazkur paxtalarni ishlatgan Xitoy shirkatlari bilan bo'lgan savdo munosabatlarining NBA topchilarining shundoqla NBA ning innovatsiyaga ta'sir yetkazganligi bildirilgan. Maktubda yana Amerika hukumatining Xitoyning Sharqiy Turkistondagi jinoyat qilmishlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitganligi va Sharqiy Turkiston paxtasi import qilishni cheklaganligi NBA va NBA topchilarining bu qo'rqinchli qilmishlarni astirtin qo'llamaslikka kerakligi ta'kidlangan. Amerika alohida jang qilg'uchi qismini Tayvanga o'rinlashtirmoqchi. Amerika avazının 31 maydaki xabarda bildirilishicha, Amerika alohida jang qilg'uchi qismlarini Tayvanga o'rinlashtirib, Tayvan armiyasini mashqlantirgan. Xabarda qayd qilinishicha, Xitoyning Tayvanga qaratgan harbiy tahdidi va bisimining tadrijiy ishchiga aygishib, Amerika bilan Tayvan o'rtasidagi harbiy hamkorlik kun sari kuchaygan. Amerika davlat mudofaa ministrining alohida jang qilg'uchi qismi va to'qinishga mas'ul yordamchi nomzodi Kristofel Mel 27 may Amerika kengash palatasining salohiyat tashrih yig'inida so'z qilib, Amerikaning Tayvanga askar avatib, Tayvan milliy armiyasining alohida harakat qismlarini mashqlantirishga yordamlashadiganligini bildirgan. Taybey Birlashma xabar gazetining Tayvan davlat mudofaa ministrligining manbasini naql keltirib xabar qilishicha, Amerika armiyasining bexatarlik hamkorlik brigadasining ofitser askarlari allaqachon Shinju nohiyasidagi bazada milliy armiya birlashma brigadasini mashqlantirishga yordamlashgan. Amerika quruqlik armiyasi alohida qismlari va dengiz armiyasi zarba berish qismi Tayvan armiyasining alohida harakat qismlari bilan birlikda qarorlik birlashma mashq o'tkazgan.
Amerika Dengiz Armiyasının kuruluqda can kılgıcı alayda herkət kısmının komandalıq örgünü mü bu yıl tuncu kıtım Tayvan'a xadim əvətkən. Bunundaki məqsəd oxşaşla Tayvan Milli Armiyasının alayda herkət kısımları bilən həmkarlışış ikən. Венгерияның пайтақтыдегі бір көча ұйғыр намы білен атылыды. Ройтер агентлігінің бүгінгі хабарда білдірілгенше, Венгерияның пайтақты Будапештінің шәһәр басшысы Қытайның кішілік хуқуқ дәпсәнчілігіне әскертіш мақсатында бірнеше көченің ісімін өзгертілгенін әлән қылған. Қарарға асасан пайтақтыдегі бір көча Тибетлердің мәневи дахисі Далай Ламаның ісімі білен атылдыған болып, яңа бір көча ұйғыр құрбандарға, яңа бірі болса әркен Хонконг жолыға өзгертілген. Bularının sırt yana bir köçe türmüge taşlanan bir Xitay Katolik Episkopi'nin ismiga özgertildiken. İsmi özgertildiğen köçeler Xitay'nın danlıq üniversitesi bolgan Fudan üniversitesinin pat yıkında Budapeşt'a kurmakçı bolgan mektep rayonuğa yıkın bulup, plan boyunca mezkur mektep rayonu da senet, medisina, soda ve kuruluş katarlı kesiplerini öz içi algan 500 fakültüde 6000 okuguçı magisterlikta okutulmakçı iken. Fudan Üniversitesi'nin Венгрия paytaxtida mektep rayonu içişe zor gulgula sebep bolgan bulup, hükümet bu turunu aklap, dünyada aldıngı Katar'da turduğan bu üniversitenin Венгрияның yakşı maarif pürsütü bilen təmin edigalıqını bildirgen. Ama Seyşembe elan kılgan bir ray sınaj neticesige asaslanganda 66% Венгриялык mezkur mektep rayonunun içilişini kollamaydıken. Yaşanğan ayarlarma türlük haşarlarga silinmaqta. Şərqi Türkistan'da yıqınqı yıllarda ceza lagiri siyaseti bilen tən haşarğı siləş və məcburi əmgək siyasetlerimi eğirləşqən bulub, xələq qış yaz haşarğı çıxışqa məcburi bolmaqda. Bugünkü ictimai uçur vasitələrdə tarqalğan sırlarda, Şərqi Türkistan'nın məlum bir yezisidiki bir türküm yaşınıp qalğan uyğur ayarlar körsütülgən bulub, yeşi 70-lərgə yıqınlaşqan anılarının quruq dərəq şahlarını yığvatqalıqı, dərəq şahının eğirləqidən yötkəşke küçü yetmək qiyinlib kitvatqalıqı körsütülgən. Bundan burun tarqalgan sınırlarımı haşarga sınırmatkalarının mutlak köp kısmının ayarları ikerlike, yaşanğalarının mı köp salmağını ilgilişe dikkat kozuğun idi. Xitay rejimi Şerqi Türkistan'daki insan kılıbıdan çıkan basturu siyasetlerini umumiyüzlük icra kılıbıdan bulup, yaşanğalar, balalar ve ayarlarımız ziyankeşlik obyektiğe aylanmaqta. 100% əmətine qəstləş dilosunun ikinci qıtımlıq təhqiqləş sotu içildi. Bugün İstanbul'daki Bakırköy rayonundaki 3. İğir Ceza Mahkemesi de Yusufcan Ahmet'in kastleniş dilosuğa karata 2. kıtımlık tahkikleş sot içilgan bulup, sottin keyin bu haqta bayanat elan kılındı. Yusufcan'ın adukatı Profesör Doktor İlyas Doğan'dan öz bayanatı da bildirişçe, bu kıtımkı sotta Yusufcan Ahmet'ni üyüge çakırıp, onun kastlenişiden mühim rol algan Yusufcan Ahmet'nin Uyghur dostunun cinayet cevapkarlığı haqıda əri sunulgan. Sot mahkemesi mu mezkur ərizini kubul kılgan. Dilo'nu tıxımı etraplıq tähkikleş üçün Sot Kollegiyası Sot'nı 8. iyolga keşfetürgen. Doktor İlyas Doğan bayanatı da yana bu Dilo'nun normal bir Dilo emeslikini, eğir cinayet kılmışqa alaqadar ikerlikini, bu murakkab Dilo'nu sadır kılgan hakiki cinayetçilerini aşkarlaşqa tırışvatqallıqını, bu Dilo'nun pekatla kural arqalıq başkalarını öldürüşke urunuş Dilo'su emeslikinin ibaret, bu reallıqını xalqının bilişi kereklikini, Barlıq Uyghurlarının bu diloga yakından dikkat kılıp turuşunu ümit kıldığalıqını tekitledi. Arkadan Şerqi Türkistan İnsan Haklarını Küzütüş Cemiyeti'nin baş katibi Nuriddin İzbasar bayanat elan kılıp, Yusufcan'dan kaske uçuraş vakasının bir suikast ikerlikini. Çünkü cinayet sadır kılıkçı Kural Aliyev Yusufcan'a oq çıkarganda Ömer İşik'nin bir tarafta turup sınığa alğalıqını. Şu sebeple bu dilonun adetki bir dilo emez, belki yallanma katıllık dilosu ikerlikini, bu suikastinin arkası da Xitay'nın barlıqı haqqıda küşlük guman mevcut ikerlikini bildirdi. O yana Şerqi Türkistan halkının katılınla emez, belki onun arkası da kim buluşunun kat'i nazar, tuluq cazağa tartışını ümit kıldıqalıqını. Yusufcan'ın kastleniş vakasının Xitay'nın Şerqi Türkistan'a icra kılıvatkan irqi kırgınçılık cinayeti bilen münasibeti barlıqını bildirdi. O bayanatı da yana, Xitay'nın Ankara'daki baş elçihanesi ve İstanbul elçihanesi'ye sual sorup, onların bu haqta düşünce berişini talep kıldı. Şundakla dilo adil bir taraf kılınganına kadar, barlıq Şerqi Türkistan halkının bununla her vakit dikkat kıldıqalıqını, Türkiye'deki adliye kadimleri ve organlarının bu dilonun adil bir taraf kılınışı'na hessi koşup, Türkiye sotunun adaletini namayan kılışını ümit kıldıqalıqını bildirdi.
Malayziya Xitoy urush aeroplanlarining havo tavalligiga qonunsiz kirishiga norozilik bildirdi. Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Malayziya hukumatı tunogun Xitoyning 16 urush aeroplanining Malayziya havo tavalligiga daxil tarus qilganligiga norozilik bildirgan. Malayziya tashqi ishlar ministri Hishamuddin Hussein yozma bayonot e'lon qilib, Malayziya havo armiyasining tunogun e'lon qilgan mazkur voqeaga aloqador bayonotiga asosan Malayziya hukumatining Xitoyning Malayziya havo tavalligiga daxil tarz qilmishlariga norozilik bildirib, diplomatik ultimatum yo'llaganligini aytgan. Hishamuddin bu vaqtdagi so'zida 16 urush aeroplanining Malayziyaning havo bo'shligi va boshqaruv tavalligiga daxli tarz qilishiga tushuncha berish uchun Xitoyning Malayziyada turishliq bosh elchisi ministerlikka chaqirildi degan. U Malayziyaning havo bo'shligi huquqiga daxil tarz qilish masalasidagi andishasini Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yiqimo yetkazganligini bayon qilib, Malayziyaning har qaysi davlatlar bilan do'stona munosabat o'rnatish orzusi o'zining davlat bexatarligiga aloqador masalalarda yo'l qo'ydiganligidan darak bermaydi. Malayziya o'zining iqliy huquqi va sharafini qo'g'lash irodasini davomlashtirdi deganlarni qayd qilgan. Xitoyning Malayziyada turishliq elchixonasining yozma bayonotida bo'lsa, tunogunki uchishning Malayziyaning havo bo'shligi iqliy huquqiga ziyon yetkazmaganligi, uning doimlik mashq aeroplani uchishi ekanligi o'tirg'a qo'yilgan. Tunogun Malayziya havo armiyasi yozma bayonot e'lon qilib, 31 may Xitoy havo armiyasining 16 aeroplanining Malayziya havo tavalligiga qonunsiz holda kirganligini o'qtirgan edi. Turkiyada Xitoy virusi bilan kundalik yuqumlanuvchilar 7000 atrofida bo'lmoqda. 1 iyun Turkiya Sog'liqni saqlash ministri Fahrettin Koca bir kun ichida Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 7112 ekanligini e'lon qildi. Sog'liqni saqlash ministrining ma'lumotiga asoslanganda, Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 223 mingdan ortiq kishi tekshirilish orqali yangidan 7112 kishining yuqumlanganligi aniqlangan. Navbatda 602 kishi doktorxonada bo'lib, bir kun ichida yana 129 kishi qaza qilib, 9457 kishining salomatligi asiga kelgan. Turkiyada Xitoy virusi tarqalishga boshlagandan beri salomatligi asiga kelganlar jami 5,124,000, qaza qilganlar 47656 ga, kesili og'ir bemorlar 1241 ga yetgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz bu yerda oxirlashdi. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırırız. Şunlarla program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eydim. Selamun aleyküm ve rahmetullah.